Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizlere tekrar yeni, çok farklı, çok güzel bir lezzet yapacağım. Et yemeyenler karnıyarık yiyemez mi? Tabii ki yerler. Bu sefer onları düşündüm. Veya diyet yapanlar, et yemek istemeyenler, kırmızı eti sevmeyenler için çok değişik, farklı bir karnıyarık yapacağız. Mantarlı karnıyarık hazırlayacağız. Mantarlarımı güzelce fırçaladıktan sonra, dış yüzeylerini sildikten sonra ortadan bölüp şu şekilde ince ince dilimledim. 10 tane mantar var burada. Yemeğim sadece 2 kişilik olacak. Onu da belirtmiş olayım hemen. Şöyle 2 tane patlıcanımı alacalı olarak soydum. Ortasından kestim. Tuzlu suyun içerisinde bir 15-20 dakikadır bekliyor ben malzemeleri doğrarken. Ayrıca 4-5 tane sivri biber, yarım kapya biber, küçücük bir parça da jalapeno doğradım ya da acı biber. Şart değil. Nasıl arzu ediyorsanız sadece yeşil biber ve kırmızı biber de olur. Sadece yeşil de olur, kırmızı yoksa. O şekilde onları da hazırladım. Burada da 3 tane domatesten önce 2 dilim üzerine süslemek için ayırdım. Sonra kalanını, kabuğunu soyup minik minik küpler halinde doğradım. Burada da bir tane orta boy soğanı ve bir dişte, irice bir dişte sarımsağı küçük küçük doğrayıp hazırladım. İç malzemesinde tereyağı birazcık koyacağım lezzet versin diye. Zaten patlıcanları yağda kızartacağımız için çok fazla yağ kullanmayacağım. Sonra birkaç damla da sosuna ekleyeceğim sıvıya. Tuz ve karabiber ayrıca kullanacağım. Tavamı ben ocağa koydum bile ısınması için. Bir miktar da yağ ekledim. Şöyle hemen patlıcanlarımı kurulayacağım ve kızgın yağda hafif kızartacağım. Fırçayla üzerlerine yağ sürüp fırında da tabii ki kızartabilirsiniz. Daha sağlıklı olsun, daha az kalorili olsun istiyorsanız. Ama ben yağda kızartacağım. Çok daha lezzetli olacak tabii ki öyle. Hemen şöyle kızgın yağ koydum. Arkalı önlü bütün etrafını kızarıncaya kadar hafiften çevirerek kızartacağız. Evet, patlıcanlarım güzelce her tarafı kızardılar. Şimdi artık içine dolduracağımız sebzelerimizi kavurmaya geldi sıra. Onlar bir kenarda bekleye dursunlar. Tavamı ateşe koydum. İçine hemen şöyle küçük bir parça, yarım yemek kaşığı kadar tereyağını koyup eriteceğim. Ve soğan, biberlerimden başlayarak kavuracağım. Dediğim gibi öncelikle soğan, sarımsak ve biberlerimizi ekleyelim. Şöyle hafif soteleyelim. Onlar hafif kavrulduktan sonra mantarlarımı da ekleyeceğim ki hepsi beraber eşit şekilde kavrulsunlar. Yüksek ateş kullanıyoruz soteleme yaparken. Her zaman tekrar söylüyorum, hatırlatıyorum. Ki şimdi yüksek ateş olduğu için mantarlarımız sulanmadan dış yüzeyleri kızaracak, kavrulacaklar. Ara ara karıştırmayı tabii ki ihmal etmiyoruz. Gördüğünüz gibi mantarlarım da kızarmaya başladılar. Biberler ve soğanlar hepsi eşit şekilde kızardılar. Şimdi artık domatesimizi ekleyebiliriz. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Hemen yarım çay kaşığı karabiberle 2 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Domateslerin de çok sulanmasına izin vermedim. Hala yüksek ateşte yapıyorum. Maydanozunu da ekleyelim. Şöyle birazını üzeri için ayırdım.
tarcım hazır. Artık sebzeli, mantarlı karnıyarımızı tamamlayabiliriz. Hazırladığımız harcı patlıcanlarımızın içine yerleştirelim. Ben 2 tane hazırlamıştım patlıcan ama iç harcım şöyle bir patlıcana daha yetecek kadar arttı. Siz isterseniz 3 tane patlıcanla yapabilirsiniz ya da iç malzemesini biraz daha azaltabilirsiniz. 10 tane mantar yerine 5-6 tane mantar, hemen 2-3 tane sivri biber, 1 tane domates de olarak da hazırlayabilirsiniz. O sorun değil. O ekmekle bile bandırarak yenilir. Çok güzel bir harç oldu çünkü. Şurada hemen bir yemek kaşığı domates salçası ayarladım. Buna biraz su koyacağım ve ezeceğim. İçine yine birazcık yarım çay kaşığı tuz ektim. Şöyle biraz da 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şöyle domateslerimizi de üzerine yerleştirelim. Ve fırına gitmeye hazırdır yemeğimiz. Hafif kızarıncaya kadar üzerleri. Zaten patlıcanlar bayağı yumuşak. İçlerinde hafif sadece sertlikler var. Piştiği zaman kontrol edin, 20-25 dakika sonra olmuştur. Çıkarabilirsiniz. 5-10 dakika dinlendirdikten sonra da servis yapabilirsiniz. Evet, yemeğimiz pişti, fırından çıktı. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi 20-25 dakika kadar tuttum sadece. Yanına da güzel bir pirinç pilavı ve cacık hazırladım. Beraber servis yapacağım. Umarım sizler de beğenerek evlerinizde hazırlarsınız. Gerçekten çok kolay ve pratik bir yemek. 15-20 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Tencerede de tabii ki pişirebilirsiniz. Şart değil fırına sürmeniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Tarifin yazılı detaylarını web sitemde bulabilirsiniz. Bu yüzden de logomu hep videonun sonuna ekliyorum. Logonun üzerine tıkladığınız zaman direkt web siteme erişebilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.